İnsanoğlu var olduğu sürece iletişim de var olacak. O zaman benim bu sektöre geçmem lazım diyerek otomotivdeki müdürlük görevimden ayrılarak kendime bilişim sektöründe bir şirket kurdum. Uydu gönderen firmamız var. Hani çok mutluyuz. Uzaya ilk ticari uyduyu gönderen firma bizim müşterimiz. Hani biz şu açıdan şanslıyız tabii ki. Yani biz kazandığımızı işimize yatırdığımızı söylediğim için biz zaten... Cenk Ceylan, 3C1B Telekom'un yönetici ortağıyım. Yaklaşık 14 yıldır, ya 14 yıla yaklaşık bir süredir şirketimiz mevcut. Daha öncesinde 10 sene civarında otomotiv sektöründe çalıştım. Birkaç sene de başka bir bilişim sektöründe gene bir şirketin ortağı olarak çalıştım. O şirketimizi sattıktan sonra bu 3C1B Telekom'u kurduk ve lisanslarımızı aldık. Bu yola nasıl çıktık diye bakarsak, bu 10 senelik otomotiv sektörü hayatımda iletişimin çok önemli olduğunu ve otomotiv sektöründe çalıştığım süre içerisinde çılgın telefon faturaları ödediğimizi fark ettim. Ve ilk internet ADSL 64 kilobitlerin devreye girdiği dönemde otomotiv sektörümüzde bir IP hibrit santral kullanmaya başladık. Ve bu IP hibrit santral üzerinden şubeler arası ses kalitemizin çok başarılı olduğunu düşününce benim İnsanoğlu var olduğu sürece iletişim de var olacak. O zaman benim bu sektöre geçmem lazım diyerek otomotivdeki müdürlük görevimden ayrılarak kendime bilişim sektöründe bir şirket kurdum. Bu şirket üzerinden bu IP PBX santrallerle ilgili işler yaptık ve sonrasında 2009 yılında serbestleşmeden sonra lisansların Avrupa uyum yasaları kapsamında ücretsiz olarak verilmeye başlamasıyla birlikte 3C1B Telekom'u kurduk. Ve işte internet servis sağlayıcı, sabit telefon hizmetleri, işte sanal mobil şebeke lisanslarımızı aldık ve yolumuza çıktık. İlk başlangıçtaki amacımız sadece ses hizmeti sunmaktı. Ses hizmeti sunmak üzere bir altyapımızı kurduk. Fakat 2012 yılına geldiğimizde ODTÜ Teknokent'te de verdiğimiz hizmetlerimiz vardı. ODTÜ Teknokent'te hizmet sunan ilgili internet servis sağlayıcının iflas etmesi ve piyasadan çekilmesiyle ODTÜ Teknokent yönetimi bizden burada internet verebilir misiniz diye bir taleple geldi. Bunun üzerine hiç düşünmediğimiz halde internet servis sağlayıcı lisansımız olmasına rağmen düşünmediğimiz halde orada da bir internet hizmeti vermeye başladık. Orada verdiğimiz internet hizmetlerinde abonelerin memnun olması, bizim bu yaptığımız işten gerçekten keyif almamız sonucunda diğer teknokentlere de geçtik. İşte Hacettepe Teknokent, Bilkent Cyberpark gibi. Ve teknokentler ve kurumsal taraftan devam ettik. Teknokentlerle çalışmayı çok sevdik. Çünkü teknokentteki Ar-Ge firmaları da bizimle aynı kafaya yapısına sahip. Maliyet analizlerini doğru yapabilen, hizmetleri doğru kalitede isteyen firmalardı. Bu lokasyonlarda mevcut altyapı sağlayıcıdan daha yüksek fiyatlarla internet hizmeti satmamıza rağmen birçok firma bizi tercih eder hale geldi. Çünkü biz onlara şu garantiyi verdik. 7/24 verdiğimiz, hızlı garanti ettiğimiz ve ilk telefon açtıkları anda dahi karşılarında konuya hakim birine bulabileceklerinin garantisini verdik ve bunlar da fark ettiler. Hani herhangi bir yerde bir reklamımız olmamasına rağmen teknokentlerdeki abone sayılarımız gittikçe hızla arttı. Teknokent kapasitelerimiz, ihtiyaçlarımız arttıkça kiraladığımız devre kapasiteleri arttı ve bir noktaya geldiğimiz zaman artık bu devreleri, yani bu ihtiyacımız olan fiberleri kendimiz çekmemiz lazım ki daha maliyetlerimizi düşürelim, ama maliyetlerimizi düşürürken hızlarımızı arttıralım ve hizmet kalitemizi arttıralım istedik. Bunun üzerine yaklaşık 3 sene önce kendi fiberlerimizi çekmeye başladık. Şu anda Ankara'da ana güzergahlarda, işte Eskişehir yolu olsun, bu bulunduğumuz ofisimizin bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi olsun, işte Bilkent Bulvarı, ODTÜ, Hacettepe, Cyberpark ve bakanlıkların olduğu bölgeler olsun, tamamen kendi fiber altyapımız üzerinden hizmet veriyoruz. Tabii kendi fiber altyapımızın bir de internet çıkışının olması gerekiyor bu hizmeti verebilmek için. İnternet çıkışı tarafında da müşterilerimize gene en kısa yol, en hızlı ulaşılabilir yolu sunabilmek için Türkiye'deki 4 şu anda, yani 4 olarak kabul ediyorum ben, 4 ana internet sağlayıcıyla ara bağlantılarımızı yaptık. Bunları saymak gerekirse tabii ki Türk Telekom, Süper Online, Vodafone ve Türknet. Bu 4 operatörle de kendi fiberlerimiz üzerinden doğrudan internet çıkışı olarak bağlıyız. Ama bu 4 operatörün
Yanı sıra aynı zamanda yurt dışı için de kendi yurt dışı çıkışlarımız ve işte veri merkezleriyle kendi bağlantılarımız olması gerektiğini düşündüğümüz için aynı zamanda İstanbul'da Cogent'la bağlandık. Çok önemli AX noktalarından biri olan D6'la bağlandık. Ve onlar üzerinden birçok operatörle peering yapabilir hale geldik. Bu bize tabii ki hani biraz önce bahsettiğim gibi en kısa yoldan en hızlı erişimi sağladı ve hizmet kalitelerini de sağladı. Aynı zamanda birçok yedekliğimizin olması sayesinde herhangi birinde bir hizmet kaybı oluşsa bile abonelerimizin bunu fark etmeden diğer işletmeciler üzerinden gitmek istedikleri noktaya erişimlerini sağladı. Şirketimizin en önemli öne çıkan farklılıkları aslında insan kaynağı. Firmamızda çalışan arkadaşlarımız hem sektörden eskiden gelen arkadaşlar, hani sektörü bilen, konusuna hakim arkadaşlar, hem de şöyle bakacak olursak aslında biz çok büyük bir şirket değiliz. Biz 8 kişiyle bu işi yapıyoruz. Bu 8 arkadaşımızın 8'i de hem dediğim gibi konularına hakimler, hem de çok uzun zamandır bizimle çalışıyorlar. Yani biz 14 senelik bir şirket izliyoruz. 14 seneden beri bizimle çalışan arkadaşımız da var. 13 senelik ve 12 senelik arkadaşlarımız var. Yani şirkette insan kaynağı hem kalıcı, bu sonuçta bir memnuniyet yarattığımızı da gösteriyor çalışan arkadaşlarımıza ki hani en güzel kısmı bu, arkadaşlarımızın bizimle çalışmaya devam etmek istemeleri. Hem de müşterilerimize bahsettiğim gibi ilk aramalarında karşılarına çıkan ilk kişi bir metinden size bir müşteri hizmeti desteği vermiyor. Hani bu bilirsiniz, hani büyük operatörlerde müşteri hizmetlerini ararsınız. Karşınıza çıkan kişi aslında teknolojiye hakim değildir. Bizde öyle değil. Yani bizde ilk telefonu açtığınızda karşınıza çıkan kişi zaten bütün her şeyimize hakim. Sizin sorununuzu daha siz anlatırken anlayacak ve hatta biz şöyle bir yani altyapı kullanıyoruz. Biz müşterilerimize cihaz satmıyoruz. Mesela bütün kullanılan hizmet sırasında cihazları biz temin ediyoruz. Cihazları biz koyuyoruz abonelerimize. Bu bize neyi sağlıyor? Tüm cihazlarımıza erişim ve onları yönetimi sağlıyor. Böylece sunduğumuz bir cihazda hani normalin dışında bir durum mevcutsa, yani CPU yükü arttıysa, işte portlarından biri down olduysa gibi birçok şey bize uyarı olarak zaten düşüyor. Müşterimin erişimi kesildiyse gibi. Zaten çoğunda müşteri problem için bizi aramadan biz zaten problemi fark etmiş ve müdahaleye başlamış bile oluyoruz. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. İşte teknokentlerde gerçekten şu anda biz genel standart tarifimizde bile 500 megabit download, 500 megabit upload veriyoruz. Yani bu teknokent çalışanlarına ne sağlıyor? Basit hesap yaptığınız zaman hani herhangi bir teknokent firması işte bünyesinde 20 tane mühendis çalıştırıyorsa bu 20 mühendisin maaşının aylık hesabının saate böldüğünüz zaman bir maliyeti var. Biz bu maliyeti düşürmüş oluyoruz. Çünkü normal standart dediğimiz işte bu asimetrik internetlerde işte 8 megabit'e kadar upload dediğiniz hızlarda bir çalışanın uzaktaki bir sunucuya bir dosya yüklemesi bir saatini alacakken bizle 500 megabit upload'la bu işi yaptığı zaman sadece dakikalarını alıyor. Ve saatinin geri kalan zamanı ona iş gücü olarak geri dönüyor. Bu da basit fayda maliyet analizi yaptığımız zaman daha pahalıya sattığımız, yani göreceli olarak daha pahalıya diye verdiğimiz bir hizmet aslında firmaya çok daha ucuza gelmiş oluyor diğer işletmeciden aldığı hizmetten. Yani mesela hani burada şey örneğinden de bahsedebilirim. Yani ben şimdi 10 sene otomotiv sektöründe çalıştım diyorum. Bunun 6 senesinde yani son 6 senesinde çalıştığım Ankara'nın büyük firmalarından biri. Ve bizim ilk müşterimizdir, hala müşterimizdir. Yani 14 senedir hala bizden hizmet alıyor. Orada ses giderlerini düşürmek için yaklaşık 15-16 tane bu GSM operatörlerine ait FCT cihaz kullanıyorlardı. İçeride 300 personel çalışıyor. Siz şimdi bir potansiyel müşterinizi telefonla arıyorsunuz. Potansiyel müşterinizin karşısında bir GSM numarası çıkıyor. Müşteri tanımadığı için zaten hani son dönemde dolandırıcılıklar çok arttığı için müşteri telefonu açmıyor veya o anda açamıyor. Sonra geri dönüyor. Hani bir şey oluyor, abi benim numara aramıştı, bu kim diye geri dönüyor. Santral çıkıyor, buyurun diyor, beni aramışsınız diyor. Diyor ki sizi kim aramış olabilir? İçeride 300 kişi var. Şimdi patrona, eski patronuma ben şunu söyledim. Dedim ki patron, yani tamam sen GSM üzerinden bu aramaları yaparak sabit telefon maliyetlerini düşürdüğünü sanıyorsun ama
Bu yüzden ayda bir tane araç satışı kaçırsan binlerce lira zarar ediyorsun. Ayda birkaç tane böyle araç satışı kaçırsan zaten telefon paran değil, eleman paralarını bile bu işe kaptırmış oluyorsun. Boş eleman çalıştırmış oluyorsun. Halbuki biz tüm çalışanlarına bizim DID dediğimiz yani doğrudan erişilebilir numara tahsis edersek ve o kişiler müşteri ararken bu numaraları görünürse müşteri geri döndüğünde de doğrudan ilgili kişiye döneceği için hem müşterinin santraldeki vakit kaybını hem de iletişimdeki kesilmeyi engellersin dedik. Ve evet yani şu anda kendilerine yani FCT'lere ödediklerinden daha pahalı bir hizmet veriyoruz ama müşteri kaçırmıyorlar. Çünkü müşteri geri dönüş yaptığı zaman doğrudan kendisini arayan kişiye dönmüş oluyor. Hani bu da onlara bir fayda sağlıyor. Bu faydayı zaten anlatabildiğiniz ve anlayabilen iş yerlerinde maliyetin aslında sadece ödedikleri fatura değil, iş gücü kaybı, iş kaybı olduğunu da görebilen firmalarda zaten hani daha kolay bunu anlatabiliyor ve onlara hizmet verebiliyorsunuz. Fakat sadece hani gözle görülebilir maliyete odaklanan firmalarda ne yazık ki bunu anlatamıyorsunuz. Yani çünkü görünmeyen maliyet, görünmeyen kar zararı hesaplayamıyorlarsa onlara zaten faydayı anlatmanız mümkün olmuyor. Bizim hani en büyük yani kaynaklarımız tabii ki hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız. Yani müşterilerimiz arasında da yani Teknokent firmalarına mesela hizmet veriyor olmaktan dolayı mesela gurur duyduğumuz birçok firmamız var çalışmamızı devam ettirdiğimiz. Yani böyle birkaç hani isim vermek gerekirse yani mesela Ikisoft dediğimiz bizim Tailwords hani Türkiye'nin bir oyun yazılımında lider firmalarından biri. İhracat şampiyonluğu var. Ve biz Tailwords'e 12 sene önce hizmet vermeye başladığımızda onlar 5-6 kişilik bir gruptular. Ve 6 megabit gibi bir internet erişim hizmetleriyle başlamıştık. Şu anda hani çok uydurmasyon bir rakam söylemek istemem ama 200'ün üzerinde çalışanları var. Hacettepe Teknokent'te kendilerine özel bir bina inşa ediyorlar ve 1-2 aya kadar oraya geçecekler. Yani şu anda 3 gigabit internet kullanıyorlar. Yani müşterilerimize de bir şekilde memnuniyetlerini sürdürebildiğimizin çok önemli bir göstergesi. Yani çünkü 12 senede 6 megabitten 3 gigabite gelen bir hizmetimiz ve bizle bu hizmette kesintisiz olarak devam etmiş bir hizmet var. Ve bunun gibi birçok firmamız var. Yani Teknokent'te işte bahsettiğim gibi yani 2012 yılından beri hizmet verdiğimiz firmalarımızın sayısı yani elin parmaklarından fazladır. Bu sayı giderek her sene artan bir adetle devam ediyor ve yani uydu gönderen firmamız var. Hani çok mutluyuz. Uzaya ilk ticari uyduyu gönderen firma bizim müşterimiz. Yani bunun gibi birçok ödül alan firmalar bizim müşterimiz ve bunların müşterilerimizin de hala bizimle devam ediyor. Hani bu büyüklüklere gelmiş ve hala hizmetini hani ismi bilinen firmalar yani bizden almaya tercih ediyorlar. Bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. Ve bizim çünkü hani müşteri potansiyelinde en büyük sıkıntımız hani 3C1B'de kim olması. Çünkü biz bireyselde hiç yokuz. Bireyselde hiç olmadığımız için doğal olarak bireysel kullanıcılar bizi hiç bilmiyorlar. Adımızı hiç duymamışlar. Ama kurumsal tarafta biz Ankara merkezli bir firmayız. Bütün altyapımızın en büyük kısmı Ankara'da. Bütün internet çıkış bağlantılarımızın ana bağlantılarımız burada. Yedeklerimiz İstanbul'da olsa da biz Ankara firmasıyız. Hani bütün Türkiye'de hizmet vereceğiz, yurt dışına açılacağız gibi bir hedefimiz yok. Biz çünkü yerel bir firmayız. Yerelde kaliteli ve doğru hizmeti, bildiğimiz işi yapmayı hedefliyoruz. Ha, Ankara dışında hizmet vermiyor muyuz? Veriyoruz tabii ki. Çünkü bu aslında şöyle başlayan bir durum. Bizim Ankara'da büyüyen firmalarımız, bizimle çalışan firmalarımızın diğer illere de yerler açmasıyla diğer illerde de hizmet vermeye başladık. Yani bizim İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, Mersin'de, Hatay'da, Malatya'da pop noktalarımız var. Hani böyle ilginç doğudaki illere dağılmamız da müşterilerimizin oralara dağılması ve oralarda bizden hizmet bekleniyor. Buralarda kendi pop noktalarımız var. Bu pop noktalarımızı tamamen altyapıları yedekli olarak hem Ankara'ya hem İstanbul'a taşıyoruz. İstanbul'da yedekli internet çıkışlarımız var. Yani bizim
Ankara omurgamızda herhangi bir sıkıntı olsa bile bu bütün lokasyonlardaki müşterilerimiz İstanbul yedekli çıkışlarımız üzerinden İstanbul'dan doğrudan kesintisiz olarak çıkış yapıyorlar. Hani buna örnek olarak bu gece yarısı yapacağımız çalışmayı örnek verebilirim. Bu gece yarısı Ankara altyapımızı 100 gigabit'e geçiriyoruz. 100 gigabit portlara taşıyoruz Ankara'daki kendi fiber altyapımızdaki bütün pop noktalarımızı. Ve bu gece Ankara fiber pop noktalarımızda bir kesinti yaşanacak. Bu pop noktalarımızdaki kesintiler kısa süreli kesintiler olacak ama pop noktalarımız dışında kalan yani Ankara Türk Telekom ortak yerleşimimizden diğer illerdeki bütün abonelerimiz otomatik olarak İstanbul yedek internet üzerinden çıkmaya devam edecekler. Onlar hiçbir kesintiyi hissetmeyecekler. Ama Ankara'daki müşterilerimiz tabii geçiş aşamalarında belli kesintiler hissedecekler. Onlara bunların duyuruları önceden yapıldı zaten. Onların da anlayışına sığınıyoruz. Çünkü biz hani baktığınız zaman 2012 yılında işte 10 megabit, 100 megabit switchlerle bu hizmetleri verirken şimdi 100 gigabit bir omurgaya geçiyoruz. Bu yıllar içerisinde bu omurga sürekli büyüdü, sürekli güçlendi. Bu omurgadaki güçlendirmeler sırasında her seferinde onlara tabii bir kesinti yaşattık. Ama bunları hep geceleri ve kısa dönemli önceden bilgi verilerek yapıyoruz ki hem onlar bilgileri olsun hani bir sıkıntı yaşamasınlar hem biz bu geçişlerden sonra onlara çok daha yüksek hızlar, çok daha yüksek hizmet kalitesi ve daha uygun koşullar sunalım diye bu yatırımları yapıyoruz. Bizim sektörde yatırım hiç bitmiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Biz 2012'de işte 2009'da bu şirketi kurduğumuzda yine kendi cebimizden sermayemizi kurduk. Çünkü ben maaşlı bir çalışandım. Sonuçta hani bir yerden annem, babam, dayımdan kalan bir param yoktu. Maaşlı çalışan olarak birikimimle bu şirketi kurdum. O zaman kurduğumuz sermaye ile şu anda geldiğimiz sermaye arasında çok büyük bir fark var. İşte şu andaki altyapımızın çok büyük fark var. Bunun sebebi tamamen bu şirketten kazandığımız her parayı bu şirketin gene büyümesi için harcadık. Bu şirketin büyümesi için değil, kendimize ev araba almak için harcasaydık zaten şirket bu noktaya gelmezdi. Şirketimizin geldiği noktadan mutluyuz. Hani çok daha büyük olmak için hani bir çabamız yok. Çünkü biz verdiğimiz hizmetin kalitesini aynı kalitede tutabilmek için bu yatırımları yapıyoruz. Ve bu kaliteyi veremeyeceğimiz, mesela örnek olarak bireyselde niye yoksunuz diye sorarsanız, bireyselde şu açıdan yokuz. Bireyselde eve kadar fiber olan lokasyonlarda hizmet veriyoruz. Çünkü Türk Telekom'la bizim toptan seviyede bayağı anlaşmamız var. Ama bakır üzerinden verilen hizmetleri vermiyoruz. Çünkü bakır üzerinden verilen hizmetin kalite standardı çok belli. Yani bizim orada yola çıktığımız hedef kaliteyle bakır üzerinden verilen veya işte wireless üzerinden verilen kalitenin tutturulması mümkün değil. Biz orada müşterimizi mutsuz edeceğimize, hani o burada tabii ki bir gelir kaynağıdır. Türkiye'de birçok işletmeci bunun üzerinden gelir elde etmektedir ve hani bireyselde hizmet vererek çok büyük noktalara gelmiş işletmeciler vardır. Bakır altyapıları üzerinden, DSL altyapıları üzerinden hizmet ederek. Ama biz oradaki hizmet kalite standardımızı tutturamayacağımız için orayı bir gelir kapısı olarak görmüyoruz. Müşteriyi mutsuz edeceğimize o müşteriyi hiç almayalım, hiç mutsuz etmeyelim, o işten de para kazanmayalım. Biz böyle daha huzurluyuz modundayız. Tüm Türkiye'de binaya kadar fiber, evinize kadar fiber ise hani biz normal koşullar altında hani sadece eş, dost, akraba veya firmalarımızın çalışanlarına bu hizmet veriyoruz. Onlar da şu sebeple veriyoruz. Hani bizi ne olur şu işletmeciden kurtarın dedikleri için bizden hizmet almak istedikleri zaman veriyoruz. Yani örnekten yola çıkmak gerekirse bizim VAE tarafında dediğimiz işte veri akış erişimi tarafında Türk Telekom fiber altyapısı üzerinden hizmet verdiğimiz yaklaşık 50-55 civarında abonemiz var. Bunların zaten muhtemelen 8 tanesi biziz şirket çalışanı olarak. Diğer geri kalanlar da dediğim gibi yani zaten çalışmakta olduğumuz firmalar veya çok yakın eş, dost, arkadaşlarımız yani ne olur sizden alalım bu hizmeti dedikleri için veriyoruz. Onun dışında dışarıya hani bir bireysel tarafında bir hizmet satışımız yok. Orada mesela diğer hani bu hizmetin kaliteli verilmesi kısmında da şöyle de bir örnek verebilirim. Bizim ofisimizin üst katı daha önce bizim kendi veri merkezi demeyelim, sistem odası olarak kullandığımız alanımız var orada. Hani işte klimalı, yükseltilmiş döşemeli falan filan. Burada sunucu koymak isteyen müşterilerimiz oluyor. Ya biz de sunucumuzu oraya koyalım diye ama veremiyorduk herhangi bir hizmet. Uzun süredir de ya bu istekleri karşılayabilmemiz lazım düşüncemiz vardı.
belli bir süre peşinde koştuktan sonra biz Huawei'nin A1000 dedikleri bir konteyner veri merkezini satın aldık. Bu konteyner veri merkezi her şeyi içerisinde Çin'den o şekilde geliyor. İşte yangın söndürme sistemi, UPS sistemi, yedekli elektrik sistemleri, işte kabinetleri, soğutma sistemi, her şeyi içinde bir veri merkezi olarak, yani tier standartlarına sahip bir veri merkezi olarak geliyor. Bu veri merkezini satın aldık ve bunu OTTÜ Teknokent'teki bütün fiberlerimizin buluştuğu nokta OTTÜ Teknokent bizim. OTTÜ Teknokent'te kiraladığımız bir alanın üzerine bunu yerleştirdik ve şu anda oranın üzerinden bir veri merkezi hizmeti de sunuyoruz. Ama gene niş bir hizmet, yani çünkü bu 8 kabinetli bir veri merkezi. Hani dışarıdan müşteri bulalım da buraya sunucu koyalım gibi değil. Mevcutta hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını giderelim şeklinde verdiğimiz bir veri merkezi hizmetimiz var. Gençler, hani bir üniversite, yani ne yazık ki çok fazla üniversite sayımız oldu. Ne yazık ki çok fazla üniversite mezunumuz oldu. Bu üniversite mezunlarımızın ne kadarının gerçekten o üniversiteleri hak ederek okudukları veya o üniversitelerde gereken bilginin verildiğini tartışmak lazım. Bu tamamen ayrı bir konu. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani bir üniversiteyi bitirmek, bir işe girdiğiniz zaman o işte çok paralar kazanacağınız anlamına gelmiyor. Hani ben arkadaşlarıma da, gençlere de hep şunu söylüyorum benim konuşmalarımda. Ben otomotiv sektöründe 10 sene çalıştım. Ben ilk iş görüşmemde bana patronlarım, yani o çok değerli patronlarım, ikisi de vefat ettiler o dönemki. Bana ne maaş istediğimi sordular. Ben kendilerine aynen şunu söyledim. Dedim ki sizin bana vereceğinizin, şu anda vereceğiniz maaşın hiçbir değeri yok, önemi yok. Çünkü ben hayatımda ilk defa otomotiv sektöründe bir işe giriyorum. Konuya hakim değilim. Ama aradan zaman geçtiğinde hem siz beni evet iyiymiş derseniz, hem ben bu şirketi evet iyiymiş dersem, o zaman tekrar bu konuyu konuşabiliriz. Ben ilk iş günü anımı şöyle anlatabilirim. Ben çalışmaya başladım. 93 yılı, daha o zaman tabii biliyorsunuz hani böyle IT çok gelişmiş, bilgisayarlar çok gelişmiş, bilgisayar kullanıcıları çok fazla adetli yok. Çarşafı getirin, çarşafı getirin diye satış şefimiz bir sesleniyor. Ben ya otomotivde ne çarşafından bahsediyorlar dedim. Bir kağıt geldi, iki tane A3 kağıt birbirine eklenmiş. Üzerinde mavi kalem, kırmızı kalem, kurşun kalemle yazılmış bir şeyler. Ben dedim ki bu nedir böyle? Dediler ki arabaları böyle takip ediyoruz. İşte bunlar opsiyonlular, bunlar işte kapora alınmışlar, kırmızılar faturası kesilmişler. Ben dedim ki ya böyle takip ediyorsanız yanlışlık olmuyor mu? Hani yanlış insana yanlış araba falan plaka çıkıyor olabilir mi dedim. Böyle çok zormuş dedim. Ya dediler ki evet, bazen yanlış arabaya plaka çıktığı oluyor. İşte müşteri isterse alıyor, istemezse iade alıyoruz biz arabayı. İş mi olur? Hani bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Sabah hangi arabaları satabileceğinizi nereden biliyorsunuz? Dediler ki şöyle işte bunlar fatura dosyalarımız. Biz fatura dosyalarından arabaları tek tek çıkartıp boştaki arabaları bunları yazıyoruz. Yani ben dedim ki buraya bir bilgisayar alın. Ben bunları bilgisayara geçireyim dedim. Bana şöyle bir baktılar. Sen bilgisayar kullanabiliyor musun dediler. Kullanırım. O sonra tamam dediler. Hemen bir bilgisayar aldılar. İşte ben onları bilgisayara geçirdim. Sabah böyle saatlerce uğraştıkları raporlar tabii 5-10 dakika almaya başladı. Gün içerisinde birden çok kez bu bilgiyi güncelleyerek rapor olarak satışçılara dağıtmaya başladık. Ve beni çok kısa sürede orada bir pozisyon yükselttiler. Ben normalde satış temsilcisi olarak başlamıştım. Bu kadar uzun hikayeden sonra ana fikre dönmek istiyorum. Yani bir işe, ilk defa hayatında bir işe başlayan gençlerin yani maaş beklentilerinin yüksek olmaması lazım. Yani bir tecrübe edinmek çok değerli. Aldığınız maaş sizin gider gel yol paranızı, karnınızı doyuracak paranızı karşılıyorsa lütfen fazlasını beklemeyin. Çünkü burada edineceğiniz tecrübe, yani ben çok maaş verdiler evimde oturayım diyerek edinemeyeceğiniz bir tecrübeden bahsediyoruz. Yani ilk girdiğiniz işlerde maaş bir kriter değildir. Tecrübe maaştan çok daha değerlidir ve bu tecrübeyi edinin diyorum. Yani çünkü üniversite size bir tecrübe katmaz. Hatta üniversitede aldığınız bilgilerin çoğu da hayatınız boyunca da lazım olmaz.